Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik sayılmaz bayağı çünkü tepelerce çıktık 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 artık çok yüksekteyiz. Ve nihayet en sevdiğim yerdeyim Macahel'e geldim. Efeler Köyü'ndeyim ve neredeyim? Bumbulay'dayım. Sevgili Kenan'ın ve Reyhan'ın harika pansiyonu Bumbulay'a annem, kızım ve kamera arkasındaki sevgili Berrak ve Kürşat'la beraber geldik. Sizin için harika bir Macahel vlogu işte şimdi huzurlarınızda. Şu anda neredeyim? Efeler Köyü'ndeyim. Macahel'e bağlı Efeler Köyü'ndeyim. İşte Bumbulay Partisyon burada. Kaldığımız yerler burada gördüğünüz gibi. Çok tatlı küçük küçük bungalovlar var. Hatta şu işte benim kaldığım, kızım ve annemle kaldığım bungalov. Tamamen yeşilliklerin içinde, doğanın içinde. Harika bir yer. Aslında Macahel'den ben Ayşe aracılığıyla haberdar oldum. Sevgili arkadaşım, çok eski arkadaşım Ayşe Şakar. Nasıl haberdar oldum? Ballarıyla haberdar oldum. Sonra Ayşe o kadar çok sıkıp gidip gelmeye başladı ki koyduğu Facebook'a, Instagram'a koyduğu fotoğraflar beni benden aldı. Çok yoğun şehir hayatının içerisinde yaşayan biriyim ve ben genelde denizi, deniz kenarını evet çok seviyorum ama ben genelde yüksekleri, yeşillikleri, ağaçları seven biriyim. Zaten tree hugger dediğimiz yani ağaçlara sarılan teriminin tam yaşayan öncüsüyüm diyeyim. Yani kızımın yaşındayken bile ağaçlara sarılan biriyim. O yüzden burası benim için inanılmaz bir terapi. Bütün o şehrin, İstanbul'un, büyük şehirlerin, modern şehrin, modern insanların keşmekeşinden kaçıp burada resetleniyorum tam anlamıyla. Tam anlamıyla sıfırlanıyorum, nötrleniyorum, tazeleniyorum, yükseliyorum. Kolay bir yol değil. Yoldaki izlenimlerimi de göreceksiniz. Biraz Kürşat sizin için yoldan çekti. Gerçekten zor bir yolculuktu ama buna değdiğini düşünüyorum. Kenan'dan da şimdi sevgili Bumbulay'ın sahibi Kenan'dan da birazcık sizin için Macahel'in geçmişi, aslında Macahel neydi? Macahel daha doğrusu Gürcistan ve Türkiye arasındaki Macahel, kalan Macahel'in durumuyla ilgili birkaç bilgi sordum. Bumbulay'ın mutfağındayız. Kalabalık gruplar ağırlıyorlar burada. O yüzden büyük bir mutfak yapmışlar Kenan'la Reyhan. Kenan, Reyhancığım ve şey, adı neydi? Nato. Nato, sahada gizleniyorlar tabii ama onlar bu mutfağın esas sahipleri. Kendileri, Reyhancığım gel, ışığa gel ya, bir şey olmaz. Gel, gel fıstığım benim. Üç çocuk annesi demezsiniz bak, fıstık Reyhancığım. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu mutfakta neler pişiyor genelde? Bu akşam ne vereceksiniz bize, ne yiyeceğiz? Bu akşam yoğurt çorbamız var, zeytinyağlı biber dolmamız var. Türlümüz var, bulgur pilavımız var, yoğurdumuz var. Oh, bu yoğurdu gene siz mi yapıyorsunuz? Evet. Bu yoğurdu da göstereceğim size. Normalde ineğiniz yaylaya gitmiş galiba. En çok bunu çekmek istiyordum Reyhan. Çok üzüldüm. Çünkü her sabah çok da güzel bir inekleri var. Onun sütünü sağar Reyhancığım. Alır o sütü gelir burada makine sağar. O makineye ne diyorsunuz canım? İçeride süt makinesi. Süt makinesi. Onu böyle yayık gibi kullanıyorsun. Ne yap? Tereyağı mı yapıyorsun? Kenarda kolu var. Kolunu döndürerek sütün işte kaymağını ayırıyor. Bir yerden kaymak, bir yerden süt çıkıyor. Evet. Daha sonra sütü de peynir, çeçil peynir, imansız da deniyor işte yağsız kaldığı için. Kaymaktan da tereyağı veya harika. Taze kaymak olarak da. Bize şimdi yarın sabah vereceğim peki var mı taze kaymağımız? Yarın sabah yok da ertesi sabah olur. Olur değil mi? Yayladan getirtiyorsun. Yayladan getirtiyorsun. Onları da çekseydik güzel oldu mu? Kısmet yapacak bir şey yok. Belki biz yaylaya gideriz. Belki. Gürcü mutfağının yemeklerini de yapıyorsun burada. Hatırlıyorum bize daha değişik şeyler de yapmıştın. Var tabii değişik şeyler de var. Belki birkaç gün sonra yaparız. İşte çünkü ben göstermek istiyorum kanalımın izleyicilerine. Yaparız. Burada yaparız. Değişik yerel lezzetleri. Şey cevizli taze fasulye var. Malahto diyoruz biz. O çok değişiktir mesela güzeldir. Malah, lobya pala var, işte barbunyalı kara lahana. Onun dışında zorvili var böyle pancardan kişnişlerle karıştırıp. Tabii Gürcü yemeklerinde ceviz olmazsa olmaz. Bu saydıklarımın hepsinde ceviz var fazlasıyla. Vallahi elinizi yiyeceksiniz. Bir de asıl bir şey var tabii. Bu en tehlikelisi. Göstermeyeyim diyecektim ama. Arı gelmiş. Arı gelmiş üstüne. Burada tabii arkada üzerindeki küçük arıyı görebilirsiniz. Çünkü burada kovanlar var. Macahel'in önemli şeyi tabii ki arıcılık. Çok nadir Kafkas arısı. Bu detayları zaten Kenan'dan alacağız. Ama tabii ki onlar kovanlarına yakın olduğu zaman bu şekerlerden şeylerin nasiplerini alıyorlar.
Canım benim. Gene senin sabahın köründe rahat bırakmadım. Uykundan uyandırdım. Sis de pasta. Bu ne biçim hava Kenan ya? Burası Karadeniz. Buranın aslı sis. Sis olmadan Karadeniz olmaz. Yağmur olmadan da Karadeniz olmaz. Bugünkü günümüz sisli ve yağmurlu olacağı tahmin ediyor ama sis var zaten kesin. Yağmur olacak ileride. Ama güzel bir gün olacak çünkü. Yağmur her zaman burada. Seni yakalamışken şey. İzleyicilere biraz şeyi anlatmanı istiyorum. Macahel'in çok özellikleri var, doğal özellikleri var. Burada yaşayan bitkileri, burada yaşayan hayvanları biraz anlatır mısın bize? Evet, Macahel UNESCO tarafından koruma altına alınmış biyosfer rezerv alanıdır. Florasıyla, faunasıyla, yaşamıyla, kültürüyle, bütün değerleriyle koruma altındadır. Biyosfer rezerv alanı şöyle, mevcut olduğu havzanın ekolojik sistemiyle birlikte, bütün kültürüyle birlikte aynı zamanda yaşam alanının kılındığı en güzel alanlardan biri olduğu ilan edilmiştir dünyada. Türkiye'de tek biyosfer rezerv alanı. Rezerv alanları dünyada çok önemli kanunlarla korunuyor ama Macahel'de de bu 2005'te bir UNESCO tarafından koruma altına alındı ve biyosfer rezerv alanı ilan edildi. Bu alanlarda çalışmalar yapılıyor ve mevcut buradaki doğa, ekolojik çeşitlilik, bitki çeşitliliği koruma altındadır. Bu koruma altında da iki tane tabiat parkı bulunmaktadır. Efeler Tabiat Parkı, bulunduğumuz alanın karşıdaki görünen alan ve aynı zamanda yine Efeler Köyü'nde Gorgit Tabiat Parkı bulunmaktadır. Bunlar niçin önemli? Ülkemizde Karadeniz bölgesinde mevcut yağmur ormanları Avrupa'da ve Türkiye'de bu bölgeye geldiğinizde daha coşkulu ve daha böyle balta girmemiş ormanlar görüyorsunuz ve bitki çoğunluğu daha fazla görüyorsunuz. Şey diye okudum, doğru mu? Asya ve Avrupa'daki tek ılıman yağmur ormanı diye duydum. Evet, ılıman yağmur ormanları. Akşamları her gün neredeyse bir çise dediğimiz olay oluşuyor. Birçok günde yağmur yağıyor. Bu etkenin bir numara açıklaması oluyor bu da. Peki onun dışında burada pek çok ağaç türü var, endemik bitki var. Evet. Sanıyorum burası gerçekten koruma alanı olduğu için bu fauna da bu rezervlerde korunuyor diye düşünüyorum. Buraya ait bitki bize neler söyleyebilirsin? Gördüğüm çok fazla bitki var. İşte kayın var, sedir var, şimdi başka tabii, ağaç. Şöyle 2000'e yakın bitki türü vardır. Bunun, burada Macahel'de 19'a yakın da endemik tür tespit edilmiştir. Botanik çalışmalar çok fazla yapılamadı ama yapılan çalışmalarda endemik türlerin daha fazla olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda bitki çeşitliliğinin daha fazla olduğu düşünülüyor. Ağaç türlerine gelirsek mesela doğu kayınlar burada devasaldır. 1000-1200 yaşında kayın ağaçları vardır ve gövde çapları 5-5,5 metre çapında kayın ağaçları görebilirsiniz. Doğu ladini, göknar ağaçları ve aynı zamanda ülkemizde nesli tükenmekte olan porsuk ağacı burada da yaşamaktadır ve 3000 yaşında, 2500 yaşında porsuk ağaçlarını görebiliyorsunuz. Bu da tabii mevcut buradaki faunanın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Bir de tabii senin asıl konun, burada da en çok kuşaklardan beri yapılan arıcılık var. Kafkas arıları var. Evet. Beni birazdan sanıyorum kovana da götürürsün diye düşünüyorum. Evet, kovana. Çok güzel bir geleceğiz. Kovanım var orada. Karakovanından bal nasıl aldığımızı da göstereceğiz tamam, size. Tamam, süpersin. Arılardan bahsedelim. Macahel, Kafkas arı ırkının gen merkezidir. Yani nesli bozulmadan günümüze ulaştığı noktadır tek. O yüzden de gen koruma merkezidir. Kafkas arıları burada yaşıyor. Kafkas arısı biliyorsunuz Türkiye'de nesli tükenmiş bilinirken yapılan çalışmalarda burada halen nesli devam ettiği ve bozulmadığı anlaşıldı. Bu da ulaşımın buraya zor olması, arıcıların, gezgin arıcıların gelememesi etken olmuştur. Ve tespit edildikten sonra da buraya gezginci arıcıların girişi kesinlikle yasaktır ve giriş yapamaz. Kafkas arısı soğuk bölgelerde yaşayan arı ırkı buralarda dil uzunluğu diğer arılardan 1 milim daha uzun olması ve derin çiçeklerden bal alabilmesinden dolayı çok önemli kılıyor özelliğini. Diğer arıların alamadığı çiçeklerde bunlar bal aldıkça balın kalitesini arttırıyor. Diğer bir özelliği soğuk havalara dayanıklı,
böyle gördüğünüz sisli havalarda dahi uçuş yapıp çiçeklerden bal toplayabilmesidir. Bir de bir şey duydum, doğru mu? Kafkas arısı diğer arılara göre daha ağır yük taşıyor biliyor. Daha güçlü daha diye güçlü, duydum. Daha ağır ve çok uysal. Diğer arılara göre daha uysal. Saldırgan değildir. Ve daha böyle üremeye meyilli, daha azimli ve çalışkan diyelim. Olduğu coğrafyanın özelliklerine evet. Arı bile sahip olmuş. O zaman belki şimdi bize bir karakovan balını gösterir misin? Çok merak ediyoruz izleyicilerimize. Tabii ki gösteririm. Bunun için önce hazırlık yapalım. Yolumuza çıkalım, arılığımıza çıkalım. Karakovandan bal sahibi nasıl yapılıyor görelim. Hadi. Arılarla merhaba yapalım. Evet, burası bizim arılık. Burada arılar yağmurdan ve kardan korunmak için, burada çok yağmur ve kar yağdığından dolayı böyle kapalı alanlarda tutuyoruz, üstü örtülü. Güneşin doğduğu cepheye bakıyor arılar. Bunlar fenlik kovanlarımız. İleride kara kovanlarımız var. Kara kovanlarımız böyle kütük halinde kovanlarımız. Bu kütük kovanlardan birini saracağız bugün. Bu kovanın balını alacağız bugün. Bu seneki balı ne kadar yapmışsa onu alacağız. Nasıl yapmış onu alacağız. Fenlik kovanlar böyle içinde iki bölümdür. Bir alt kendi yaşam alanları, bir de üstte bize bal yaptığı alanlar. Bize bal yaptığı alanları biz bu sene balını aldık. Ama nasıl yaşadıklarını falan görebiliriz. Sistem ne olduğunu. Altta oğul yazıyor. Oğul yazmasının nedeni onun kendi yuvası mı? Oğul yazmasının sebebi 2017 alındı. Ha, bu yazdığım şeyler 2017 yılında yeni bir kovan olmuş bu. Yani ben 2017'den elde etmişim bunu. Onu yazmışım. Bu kovan 2017 yine oğul. Yani kovanların üstüne yazıyorum birçok bilgileri şöyle. 30 Mayıs 2018'de yeni kraliçe arı vermişim buna. Kraliçe arıların ömrü zamanla 3 yıl sonra, 4 yıl sonra bittiği için yeni kraliçeler veriyoruz, eskisini alıp. Kraliçeler burada üretebiliyor musunuz? Evet, kraliçeyi de üretiyoruz aynı zamanda. Nasıl yürüyor? Kraliçe, bir kraliçe arı kolay doğuyor mu diyeyim? Çünkü en nadiri o değil mi? Bir kovanda bir tane kraliçe arı olur. Buradaki arı ırkı saf Kafkas arı ırkıdır. Gen merkezidir Maçal aynı zamanda. Koruma merkezidir. Türkiye'de ırkı bozulmadan yaşadığı yer burası. Yaşam merkezi burası olduğu için de aynı zamanda burada üreten kraliçe arılar Türkiye'deki arıcılara satılıyor ve kovanın 60 ile 80 gün arasında ırkını Kafkas ırkına çevirebiliyor. Kraliçe üretmek zahmet istiyor, uğraş istiyor ama zor bir işlem değildir. Sadece teorikte yapılması gereken kurallara uyduktan sonra doğal üretim vardır. Bir de kovanın kraliçesini alırsın. Kendisi yapmaya çalışır. Kraliçesi olmadığı için en son attığı larvadan. Bir de farklı bir sistem. Kraliçesi olmayan bir kovana yumurta larva transferi dediğimiz larvayı transfer ederek ona yeni bir larva geldiği için arı sütüyle besleyerek tekrar kraliçeyi çıkarmaya çalışıyorlar. Onu günlük takip ediyorsun. 13 günde doğuyor. 10 gün sonra başka bir yere aktarıyorsun. İşte doğacağı yere falan. Doğduktan sonra bir hafta sonra erginle uğraşıyor. Bir hafta içinde de dölleniyor. Gökyüzüne en yükseğe çıkıyor. En yüksekte işte onun peşine gidebilen en yetişkin iri erkek arılarla dölleniyor. Ve 8-10 tane erkek arıyla döllendikten sonra kovana döner. Yaklaşık 10 milyona yakın sperm yüklenir. Fazlalığını yolda boşaltır. Ve bir kere uçuş yapar, döllenir ve bir daha döllenmeye çıkmaz kovanda. Hayatı boyunca. Sadece kovandan diğer bir uçuşu oğul dediğimiz olay. İşte kovan mevcudu baharın çoğaldığı zaman onu dışarı uçuşa geçer. Ona oy verenler diyelim yarı yarıya. Diğerleri ona taraf alanlar onunla birlikte uçuşa geçer. Ve yeni bir oğul olur. Bu kara kovan dediğimiz şey böyle... Bu minyatür hali, içinde şu anda arı yok. Bunun büyük halini düşün işte sağacağımıza. Ortada bir köprü gibi bir şey vardır, görüyorsunuz. Yeni bir oğlu bunun içine koyduğumuz zaman bu köprüye kadar, yarısına kadar kendi alanı olarak yapıyor. Köprüden sonra yaptığını biz bal olarak kendimize alıyoruz.
Bundan ötesi yaşam alanıdır. Nasıl ki bunda altta kendi yaşam alanı varsa. Arıları sakinleştirmek için bu mısır koçanından tütsü yapıyoruz. Tütsüyü kovanın içine verdiğimiz zaman arılar sakinleşiyor ve saldırgan olmuyor. Hem balsamımız da kolay oluyor. Bu işlemi yapmak için çıra kullanıyoruz. Mısır koçanı kullanıyoruz. Bunu mısır koçanı kullanmasının sebebi doğal bir kalıntısız tütsü olması. Tabii fazla kullanması iyi değildir. İllaki çıkan karbondioksit sonuçta kalıntı yapabilir. Ama başka bir yöntemle de bunu yapma şansımız yok. Arıları sakinleştirmeden balını almak imkansızdır. Kenancığım, evet, herkesi yolladın. Bugün evet, bizi ayırdın. Bugünkü gruplarımızı dağıttık. Gidenleri gönderdik. Gezecekleri de arkadaşımız Mikail'e yolladık ve biz bize kaldık. Gezdir bugün bize. Maçay köylerini gezeceğiz. Maral Köyü, Camili Köyü, Efeler, Tamara Köprüsü, Kayalar Köyü, Maral Şelalesi ve Efeler Deresi'nde eğer vaktimiz kalırsa güzel de bir yüzme yapacağız. Derenin içinde tertemiz suyla. Hem suyu içebiliyoruz hem yüzebiliyoruz. Harika. Aynı öyle bir yerde. O zaman yolumuz uzun. Yolumuz Can da arkada. Çok uzun değil ama yollarımız toprak yol olduğundan dolayı vakit olarak sürüyor. Toplamda 50 kilometre kadar yol yapacağız ama gezeceğimiz, dolanacağımız yerler toplamda 4-5 saatimiz alacak. O yüzden güzel bir gün geçecek. Maçayel'in köylerini, vadisini tanıyacağız. Hadi bakalım. Hadi. Gürcistan'da Artvin arasında kalmış, değil mi? Macahel'i anlatır mısın aslında? Tabii ki anlatırız. Bizim deyimle Gürcü deyimiyle Macahel olarak söyleniyor. Macahel toplam 6 köyden oluşuyor. Bu 6 köy referandumla Türkiye'yi tercih etmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına katılmıştır. Maca ve Hel Gürcü'de bilek ve el anlamına geliyor. Maca, Bilek, Camili Köyü, Hel, Efeler, Kayalar, Düzenli, Maral, Uğur köyleri. 1938'de Stalin komple sınır hattını kapatıyor ve ticareti kaldırıyor. İnsan ilişkilerini de kaldırıyor ve diğer taraflarda, Sovyetler tarafında kalan bütün yakın köyleri sürgün ediyor ki ilişkiler, bağlar kopsun diye. Referandum yapıldığında 18 köyden 6'sı Türkiye'yi tercih ediyor. Bu işte bulunduğumuz 6 köy. Diğer 12 köy o zamanki Sovyetler Birliği, şimdiki Gürcistan'ı tercih ediyor. Benim babaannemin annesi, iki kardeşi Gürcistan'da kalıyor. Ve 1989'a kadar birbirlerini göremiyorlar. Sovyetler Birliği dağılıp Gürcistan bağımsızlığını kazandığı zaman Türkiye ile sınır hattı açılıyor ve o zaman birbirlerini görebiliyorlar ancak. Evet, yani Macahel'e gelip, Sular Diyarı'na gelip bu Maral Şelalesi'ne gelmemek olmazdı. Şimdi Maral Şelalesi'ndeyiz. Burada arada, yolun arasında küçük bir kafe var. Buradan aşağıya devam edeceğiz ve şimdi şelaleye gireceğiz. Ama aşağıda bir grup var. Girememişler. Bakalım biz girebilecek miyiz? Evet, Macahel mısırını yiyeceğiz. Orijinal tohumlu beyaz mısır. Geniyle hiç oynamamıştır. Burada asırlardır aynı tohum devam ediyor. Sünni gübre kullanmadan, burada herkes hayvancılık yaptığı için doğal hayvan gübresi kullanır ve o şekilde mısır tarlalarında yetiştiriyorlar. Çok lezzetlidir. Süt mısır. Hadi bakalım, bir bakalım tadına. Gerçekten çok güzel. Mısırın aroması geliyor. Alıştığımız o şey. Evet. Eski mısırlar gibi. Eski mısır. Kesinlikle aynı devam ettiği için aromasını hissedebiliyorsun.
Yol üstünde beni bir yerde durdurdun. Dedin ki şurayı sana göstereceğim. Ne burası? Bulunduğumuz yerin tam Gürcistan sınırı olduğunu söyleyeyim. Tam Gürcistan sınırındayız. Burası Camili köyü ve karşıda gördüğünüz alan evin arkası Gürcistan. Buranın da bir hikayesi var, daha önce anlatmıştım. Burası referandumla çiziliyor, sınır hattı. Tercih yapıyor insanlar Sovyetler Birliği mi, Türkiye mi diye. Neyse, bu tercih yapıldıktan sonra bir sınır hattı belirleniyor. Bu sınır hattı belirlenirken bir tepe, bir dere, işte sırt noktası öyle geçecek. Burada da bir vadi var. Hemen karşıda gördüğünüz alanda sağ taraf Gürcistan, sol taraf Türkiye. Ortada bir ırmak iniyor. İnen ırmak sınır hattını belirliyor. O ırmak dümdüz dereye kadar inip tekrar şu arkadan yukarı devam edecekken, şu karşıda oturan bir teyze toprağının Sovyetler Birliği'ne kalmasını istemiyor. Diyor ki ben Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kalmak istiyorum diyor. İşte bu Türkiye tarafında. Ve bu itiraz ediyor. Diyorlar ki ya olur mu, işte sınır hattı böyle düz iner. O düz inerse diyor, o zaman öbür tepeden çizin diyor. Ya çizemeyiz, edemeyiz falan bir münakaşa oluyor ve teyze bastonu koyuyor. Diyor ki buradan çizdirmem diyor ve direniyor. Orada sınır hattı inmişken düz aşağı inmiyor. Bir U çiziyor ve tarlaya U yaparak Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılıyor ve tekrar aşağı inip öyle devam ediyor sınır hattı ve ülkemiz topraklarına kazandırdığı yer ve halen orada 3 tane aile oturuyor ve tarlaların hemen bitişi beyaz bir direk var. Ülke sınır, iki ülkenin arasındaki sınır direği o. Tarlanın bitişi Gürcistan sınırı. Valla işte gezdik. Şimdi Kenancığımın getirdiği böyle köy yemekleri yapan bir yere geldik. Burada normalde Macahel'de zaten bir restoran bulmanıza imkan yok. Her evin kendi mutfağı var. Evin mutfağını önceden arıyorsunuz. Böyle tur rehberleri ya da Kenan gibi insanlar. Ondan sonra evde ne varsa hazırlıyorlar. Bugün de bugün çok güzel şeyler var. İşte yogamı yaptım, kendime geldim. Böyle yerlere gelince biraz böyle sabah insan erken kalkıyor gerçekten. 5.30'da uyandım, biraz yatakta böyle tembellik yaptım ama dayanamadım. Doğa o kadar muhteşem ki. Mutfaktan bana bir görev verdiler efendim. Burada biliyorsunuz her şeylerini kendileri yetiştiriyorlar. Şu bostandan birazcık bir şeyler toplayacağım. Hadi gelin bakalım. İşte diyorum ya, bostan dediğiniz de bu kadar bir şey. Buralarda işte Kenan'ın Bumbulay'daki bu böyle güzel kendi inşa ettiği bungalovların arasındaki alanları, her yeri değerlendirmişler. Çünkü Macahel'in zaten çok bereketli toprağı var. Her yerden bir şey fışkırabilir, bir şey tohum atın. O zaten kendi başına ürüyor burada. Neler var burada ben görüyorum. İşte baksanıza, küçük dolmalık biberler var. Fesleğen yetiştirmişler. Çok güzel fesleğenler var. Şu gördüğünüz güzel bitki aslında soğan. Onu da bilmeyenleriniz için söylüyorum. Şu arkadaki kırmızı yapraklılar. Pancar. Bu arada küçük sesle konuşuyorum, kısık kısık. Çünkü hala şurası bizim bungalov. Annemle kızım hala uyuyor. Çünkü saat kaç söyleyeyim size. Saat daha 8'i çeyrek geçiyor. Biz çok erken kalktık. O zaman bence maydanoz arayalım diyorum çocuklar. Ne dersiniz? Mutfağa doğru yürürken bir de neler var? Bu gördüğünüz sırıklara diktikleri fasulye. Fasulye filizleri. Neler var neler. Bir tane burada. Hah işte bakın. Yakaladım onu. Güzel bir bebek var burada, kocaman. Tabii ki bunu biz koparmayacağız ama gördüğünüz gibi olmuş. Güzel bir bebek.
Annenler şey derler de kavunlar, karpuzlar bostandan yata yata büyür. Buyurun büyümüş. Tekrar maydanozları aramaya devam edelim. Burada bu gördüğünüz gibi bitki örtüsü inanılmaz yani. Tropik iklim olduğu için neredeyse tropik dedim yani yağmur tabii ki Karadeniz yağmur kuşağı. Bu bitkilerin yaprakları da inanılmaz büyüyor. Şurada da küçük bir bostan buldum. Burada da naneler var. Bakın. Naneleri de çok severim. Burada bir de Gürcü mutfağının en önemli şeylerinden bir tanesi biliyorsunuz ne? Kişniş. Şu galiba kişniş olabilir. Şurada bir şey gördüm. Şunu bir. Bak maydanozmuş. Aradığımız maydanozu bulduk. Ama bir tane. Burada çünkü kendileri baş başına çıkmışlar. Bu dereotu galiba. İşte kişniş. Yani kişnişi bulduk. Kişniş buymuş. Böylece kişnişin nasıl yetiştiğini de gördüm. Uçları biraz daha dereotuna benziyor. Altları şey. Baksanıza bu kişnişmiş. Birazcık kişniş toplayabiliriz. Şöyle. Kişniş normalde uzak doğu Tayland mutfağında bizim çok bildiğimiz, alışkın olduğumuz bir şey. Türkiye'de de olmadığını sanırdık. Demek ki iklimle alakalı. Türkiye'de de varmış. Zaten bunu da biliyoruz ama demek ki Türk damak tadına uygun olmadığı için kullanılmıyor ama Gürcü yemeklerinde bolca var. Dün akşam yediğimiz yemekte de vardı. Çok da güzel koymuşlar. Artvin Divan Ekolojisi, Artvin ve çevresinin tarihi hakkındaki bilgilerimizin antik dönemlere kadar inmektedir. Orta Asya'dan gelen ve Asyanlık kavimlerden Huriler saklar. Çoruh Vadisi yurt edinmişlerdir. Bin Köprübaşı mevkinde bulunan kalenin yüz ya da inşa edildiği tahmin edilmektedir. Ya Osmanlı döneminde tekrar onarım görülmüştür. Su içinde depo, su sandık ve küçük kilise, şapel bulunmaktadır. Evet, gidiyoruz. Cancancığım, ayakkabıları bağladık. Nereye gidiyoruz? Bizi nereye götüreceksin? Anne, hadi Macahel'e gidelim. Macahel'deyiz zaten Cancan. Yürüyüşe gidiyoruz. Hadi yürüyüşe gidiyoruz. Yürü. Hadi götür bize. Ne yapacağız peki yürüyüşte? Neleri göstereceksin bize? Öğretmen tarlalarını. Aa, başka? Ay. Ayağını takıştırdığım için düşüyordum tatlım. Öğretmen tarlalarını. Vallahi suyumu aldım. Hoparlörümü aldım. Buralarda böyle. Yol boyunca biraz size Karadeniz müzikleri dinleteceğim. Bu arada gerçekten hani Macahel'e gelmişken biraz da Karadeniz müziklerinden bahsetmemek olmaz. İnanılmaz bir kültürü var Karadeniz'in. Son yıllarda da özellikle rahmetli çok değerli müzisyen Kazım Koyuncu'dan sonra gerçekten şairleriyle daha gelenekselin dışındaki, geleneksel Karadeniz müziği dışında genç kuşağın kazandırdığı değerlerle bence Karadeniz müziği çok yükselişe geçti. Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi Kazım Koyuncu ile beraber çok sevgili arkadaşım Şevval Sam. Mesela onun Kalan Müzik'ten çıkarttığı Karadeniz'den albümünü özellikle öneriyorum size. Onun dışında da Karadeniz'den Kalan. Ki bu şu anda inşallah telifte problem olmaz ve bir vlogda fonda ara ara duyacaksınız. Size de 3 tane hatta 5 tane şarkı önerim olacak. Bunlardan bir tanesini şimdi çalıyorum size. Yol boyunca hep ama sanırım 5 tane Karadeniz müziği duyacağız. Bazıları yöresel olacak, bazıları da daha oynak müzikler olacak. Sen oynak müzik seviyorsun galiba, değil mi? Dün çaldığım şarkılardan çalayım mı sana gene? Şimdi demin dediğim gibi gerçekten Karadeniz müziğini seviyoruz ama hepsi ayrı ayrı biliyorsun. Rize ayrı, Artvin ayrı, işte Şavşat ayrı, Arhavi ayrı, Giresun ayrı ama biz Doğu Karadeniz'deyiz. Ben Doğu Karadeniz müziğini daha çok seviyorum. Yani Rize'den sonrasını daha çok seviyorum. O yüzden kimse de şey yapmasın ama bu da şu anda çalan Rize horonu. Ama ben şimdi birdenbire size dedim ya demin Karadeniz müziğini seviyorum diye. Kalan müzikten. Bu eski bir şarkıdır. Annem de bu şarkıyı çok seviyor değil mi anneciğim? Şimdi bu şarkıyı çalacağız. Yolda bunu dinleye dinleye gidelim. Lay lay lay.
iki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi. Anne nereye gidiyoruz? Annem keşfetti dün buraları. Nereye gidiyoruz canım? Böğürtten toplamıştı diyor. Tabii burası su cenneti. Biraz ondan da bahsedelim. Su cennetiydi. Bir senede bile çok değişmiş maalesef. Çünkü burası kaynak suların her yerden şelaleler, nehirler, ırmaklar, dereler var. Su kaynağı ama maalesef son 2 yılda onaylanan HES, biliyorsunuz bu hidroelektrik santrallerinin yapımları burada çok fazla var. Yol boyunca da dikkatimi çekti. Bir senede bile bu mevsimde böyle gürül gürül ırmakların, nehirlerin çağlaması gerekirken su %50 yarı yarıya azalmış. Çok çok üzücü ülkem adına. Bilmiyorum ki başka enerji kaynakları mutlaka olabilir değil mi? İnsanlar artık rüzgar enerjisinden, güneş enerjisinden faydalanırken biz sularla böyle bir şey yapıyoruz. Bu cennet beldesi ülkenin her tarafı korunması gerekiyor. O da ayrı bir şey. Ama en azından şimdi bir su gördük. Her yerdeki suyu da içebiliriz. O yüzden mesela bu sumukları getirdim. Kızıma böyle güzel kaynak su içireceğim. Burada gördüğün ağacın, bakar mısın? Toprak gitmiş ama toprağı, ağacın köklerine bak. Burada bütün ağaçlar çok yıllık ağaçlar. Anıt ağaçlar dediğimiz ağaçlar. En genci bence 50 senelik. Burada kim bilir kaç yaşında ağaçlar vardır. Sedir var. Ondan sonra ledin var. Çınar var. Pek çok farklı ağaç var burada. İnanılmaz zengin bir bitki örtüsü. Bilmiyorum, şelalenin sesinden sesimi duyabiliyor musunuz? Ama işte dediğim gibi sular cennetindeyiz, sular diyarındayız. Burası böyle bir yer. Şu anda böyle kütüklerden yapılmış bir köprüden geçiyorum. Manzaram muhteşem. Şimdi şu mataramı boşaltacağım ve yerine harika kaynak suyla dolduracağım. Bu sudan içmek gerçekten paha biçilmez. Ya muhteşem işte böyle. Doğa yürüyüşlerini seviyorsanız ve korkmuyorsanız ve sağlam teçhizatınız varsa gerçekten keşfetmek güzel. Şimdi Kürşat'la Berrakçığım gidemiyor ama ben gidiyorum. Belki kendi kameramla çekerim. Çünkü şuranın birleştiği yeri görmeniz lazım. Muhteşem. Kürşat, kamerayı bana ver, ben sana çekeyim. Reyhan ya, şimdi sen ne yapıyorsun canım benim? Karalahananın içini hazırladım. Karalahana sarması yapacaksın ama evet. Benim gördüğüm kadarıyla içine acayip şeyler koydun. Ne koydun içine, anlat. İçine ne koydum? Önce eti şey yaptım, robottan geçirdim. Kıyma. Kıyma yaptım. Tamam. Ondan sonra üstüne 3 tane kuru soğan koydum. Bir demet maydanoz koydum. Bir böyle küçük demetle de şey, taze reyhan koydum. Bir demet pırasa koydum taze. Gördüm senin o, zannettim ki taze soğan ya da taze sarımsak yaprağı gibi gözüken şeyler pırasa. Pırasa, evet. Pırasa mı koyuyorsunuz biz normalde? Pırasa koyuyoruz. Aha. Neden koyuyorsunuz peki? Biraz daha aroması. Daha, yani biz çok kullanırız taze pırasayla maydanozu. Bütün, hı-hı, hani türlüde de vardı mesela. Hı-hı. İşte karalahanada da çok kullanırız. Güzel. Yani aroma veriyor biraz. Dolmada kullanırız. Tamam. Yani her şeyde kullanırız. Süper. Soğanı. Sonra pirinç koydum. Pirinç koydum. Bu ne? Bu da şey, etin yağı, eritilmiş yağ. Ha, kuyruk yağı mı koyuyorsunuz? Kuyruk yağı gibi. İçine neden koyuyorsunuz? Daha bir kıvam versin diye mi? Ya daha kendi yağıyla olan et daha güzel olur. Şimdi normalde yandan işte sıvı yağdır, zeytinyağıdır, tereyağıdır koymayacağım. Hı-hı. Eti kendi yağıyla pişireceğim. Süper. Şimdi iç malzemesini koydun. Sonra taze karalahana yapraklarına mı saracaksınız? Taze de olur. Difrizden çıkarttığımız da olur. Ben bugün difrizden kullandım. Ha, difrizden. Tamam. Hı-hı. Göreceğiz zaten. Gördüğünüz gibi yani gerçekten hani Gürcistan mutfağıyla karıştığı için Doğu Karadeniz mutfağı alışık olmadığınız baharatları kullanıyorlar. Taze reyhan diyor mesela. Ondan sonra biz pırasanın gövdesini kullanırız zeytinyağlı da ama onlar yaprağını kullanıyorlar. Niye? Çünkü pırasa soğangillerden çok da güzel bir aroma veriyor. Çok zengin, aromalı bir şey. Ben et yemiyorum ama kamera arkasındaki berraklı Kürşat yiyecekler. Bakalım tadı nasıl olacak. Belki size de yediririz. Ben et yemiyorum Reyhancığım. Eti bastıracak soğanlar. Bütün gün sardın, sardın, sardın. Nerede sarmalar, bebişim?
Vay arkadaş, bakar mısınız yani, böyle bir şey yok. El emeği gözün oru diye bana derler. 20 kişilik bir grup geldi Bombola'ya. Ve canım benim Reyhan'ımla beraber NATO'da ne yaptılar? Bütün gün bunları sardılar. Sadece bunları sarmadılar. Neler yaptılar biliyor musunuz? Bu ne canım? Bu mantı silor. Gürcü bunda mantısıydı ama artık her yerde de yapılmaya başladı. Ama bunun bir özelliği var, anlat bize. Ben çünkü et yemiyorum. Evet, etsiz. Yufkadan, kuru yufkadan. Ne yapıyorsunuz, nasıl kuru yapıyorsunuz? Kuru yufkalar önce böyle rulo halinde sarılır. İnce ince kesilir bir dilimlik. Fırında kızartılır. Üstüne tereyağlı suyla güzel ıslatırsın onu. Üstüne de sarımsaklı yoğurt yaparsın. Ayrı bir kapta sıcak suyla hafif açarsın. Üstüne dökersin onu. Bayağı bir bekler. En sonunda üstüne tereyağlı pul biberli sos yapıyorsun. Ve de yanında yemezsin. Yani böyle evlenme teklif edebilirsin. Ben böyle gerçekten ciddi düşünüyorum ben bundan. Yani böyle bir şey yok. Bu da var. Bir de bak kaç çeşit yemek yat var ya. Canlarım benim. Bir de bu kabak kavurmamız. Aa, bu da yöresel bir yemek. Çok güzel. Bunu göster Berrak, gör. Gör bunu. Bunu görmezden gelmeyin. Çünkü içinde neler var? İçinde neler yeşil var? Kabak var, kuru soğan var, kırmızı biber var, çaldiston var, maydanoz ve çok pırasa güzel kokuyor, var. Bizim çok güzel kokuyor. Yemeklerimizde pırasa hep vardır zaten. Yeşil pırasa var. Öyle kavururduk güzelce. Muhteşem kokuyor bir tanem. Ellerinize sağlık. Bir de çorba yaptınız her zamanki gibi. Bir de sebze gibi çorbamız var. Onu da seviyoruz. Arkadan da gürültüler geliyor. Kimler evet geliyor bilmiyorum. Acıkmış insanlar var değil mi? Saat de 8 oldu. 8'i 5 geçiyor. Gördüğünüz gibi böyle el emeği, göz nuru, bütün bir gün boyunca NATO'yla Reyhan yemekleri yaptılar. 20 kişiyi besleyecekler. Kimleri besleyecekler? Bakın kocaman bir grup geldi. Ta İzmir'den. Şimdi o biraz karışık bir durum, biraz uzun anlatayım o zaman. Şimdi Gökhan'la birlikte biz yıllardır Gürcü müziği yapıyoruz Türkiye'de. Gökhan da Maçahelli, yani buralı. Benim köyüm de buraya çok yakın bir köy. Hani Türkiye tarafında kalmış Gürcüleriz biz. Ve burada işte çeşitli gruplarla, çeşitli müzisyenlerle, sanatçılarla hem Gürcü müziği hem Karadeniz müziği. Hani Karadeniz'deki farklı etnik müziklerde Lazca, işte ne bileyim Rumca vesaire. O tarz müzikler yapmaya çalışıyoruz yıllardır. Siz neler çalıyorsunuz? Ben üflemeli çalıyorum. Elimde salamuriler var. Kafkas kavalı. Buna? Salamuri. 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 Ve Kafkasya'da bunu böyle baştan başa hem Gürcüler hem Kuzey Kafkasyalılar, Çerkesler falan da çalıyor bunu. Daha flüt, daha melodik şeyler çıkıyor. Flüt gibi şey çalmıyorsun. Aslında daha güzel melodiler çalıyor. Az önce çaldığım bu değildi. Değildi. Yani. O zaman birazdan göreceğiz zaten. Hepsini çalacaksınız bu akşam. O çok aslında başka bir şeydi. O kemanı daha çok seven bir enstrümandı. Siz ne çalıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız bu çaldığınız şeyi? Ben panduri çalıyorum. Gürcistan'da çalınan, aslında bizim bağlamanın Gürcistan versiyonu diyebiliriz. Bunun da bir ailesi var. Panduri var, bunun bası var, bas panduri var. Bir de daha büyüğü, bizim cellomuzun gibi dabalibani diyorlar. Üç telli, hepsi üç telli. Siz hepsini çalıyor musunuz? İkisini çalıyorum. Bununla ve basını çalıyorum. Harika. Asıl akordeon çalıyorum aslında. Akordeon bu akşam çalacak mısınız? Tabii tabii çalacağım. Kendi albümüm de var, Sisli Şarkılar adında. Onu da hemen söyleyin. Evet, Sisli Şarkılar. Şimdi ikinciyi de yapıyorum. Süper. 5-6 ay içinde hazır olacak. Bayağı Karadeniz'den kalana gibi bir şey olacak. Kalan müzikten çıkacak. Çok güzel. Gürcistan'da ve Türkiye'de söylenen Gürcüleri harmanlayıp böyle bir albüm yapacağım. İşte Türkiye'den Resul Dindar, Bayar Şahin gibi şarkıcılar olacak. O zaman çok değerli bir müzisyenle beraberiz. Kusura estağfurullah. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Sağ olun. Sağ zaman çok güzel olacak. Harika. Teşekkür ederim. Bakalım neler çalacaklar bize. Thank you.
İşte benim macahelim böyleydi. Koskoca 4 günü devirdik. Umarım videomu beğendiniz. Dolu dolu size macahele yaşatmak istedim. Merak ettikleriniz varsa videomun altındaki yorum kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Dünyanın gezdiğim yerlerini sizlerle paylaşmaya ben devam ediyor olacağım. Bugünlük benden bu kadar. Macahel'den hepinize kucak dolusu selamlar. Kurban olam şavşakta da içinde yar sesi var. Haydi hanım haydi canım gel benim nazlı yârim. Haydi canım haydi nanım Şinanay aslan yârim.